Sosyalizm ve komünizm, siyasi, felsefi ve ekonomik yönleri olan iki ilginç kavramdır. Bu iki kavramın ortak yönleri olduğu gibi farklı yönleri de vardır. Bu videoda temel kavramlar üzerinden sosyalizm ve komünizm arasındaki ilişkiyi ele almaya çalışacağım. Sosyalizm, komünizmden daha önce geliştirilmiş bir ideolojidir. Sosyalizm, fert ve zümre egoizmine karşı toplumu her yönden tatmin edici kolektif bir sosyal yapıyı kurmayı amaçlayan doktrindir. Komünizm ise Karl Marx ve Friedrich Engels tarafından şekillendirilmiş bir ideolojidir. Karl Marx'a göre komünizm, sosyalizmin bilimsel temele oturtulmuş halidir. Friedrich Engels, Karl Marx'ın ileri sürdüğü komünist doktrini bilimsel sosyalizm olarak tanımlamıştır. Bu açıdan sosyalizmin komünizmden daha eski bir ideoloji olması, sosyalizm ve komünizm arasındaki ilk farktır. Marx'a göre tarihte belirleyici olan üretim araçlarının hangi sınıfın elinde ve mülkiyetinde olduğudur. Her toplumda egemen olan üretim ilişkileri o toplumu iki sınıfa ayırmıştır. Örneğin ilk imparatorluklarda toplum köle ve efendiler olarak ikiye ayrılmıştır. Daha sonra Orta Çağ'da feodalite yönetimleri ağır basmış, toplum bu sefer de serf ve senyor olarak ikiye ayrılmıştı. Kapitalizmin egemen olmasından sonra ise toplumlar bu sefer de proletarya ve burjuva olarak bölünmüştür. Marx'a göre kapitalizmin yıkılmasının ardından hakim olacak yönetim sistemi sosyalizm olacaktır. Fakat sosyalizm de bir süre sonra yerini sınıfsız bir toplum düzeni yaratmayı amaçlayan komünizme bırakacaktır. Marx'a göre komünizmde üretim ve değerlerin dağılımı kendiliğinden, baskı ve zorlama aracına gerek olmaksızın düzenleneceğinden devletin varlık nedeni de ortadan kalkmış olacaktır. Bu açıdan sosyalizm ve komünizm arasındaki ikinci farklılık, sosyalizmde sınırları belli bir devlet düzeni varken komünizmde devlet varlığına ihtiyaç yoktur. Hem sosyalizm hem de komünizm servetin halka aynı oranda eşit olarak dağıtılmasına karşıdır. Sosyalizmde herkes emeği kadar ödeme alır. Fakat komünizmin temel ilkesinde servet dağılımında kişinin emeğinden veya yeteneğinden bağımsız olarak ihtiyacı kadar verilir. Sosyalizmde çalışma çağına gelmiş herkes bir işte çalışır. Yeteneği ve verdiği emek ölçüsünde kazanç sağlar. Oysa komünist toplum düzeni çalışmayı zorunluluk olmaktan ziyade bir sorumluluğa dönüştürmeyi amaçlar. Komünizm üretimi bollaştırıp herkesin yeteneğinden ve verdiği emekten bağımsız olarak ihtiyacı ölçüsünde yararlanabileceği bir toplumsal servet yaratmayı planlar. Sosyalizmin emeğe dayalı ücret vurgusu yapması, komünizmin ise ihtiyaca dayalı paylaşıma vurgu yapması sosyalizm ve komünizm arasındaki üçüncü farktır. Sosyalizmde devlet mülkiyeti ve kooperatif mülkiyet vardır. Devlet mülkiyeti üretim araçları, ulaşım, bankacılık ve sanayiyi kapsarken, kooperatif mülkiyet tarım alanlarının ortaklaşa kullanımını ifade eder. Komünizmde ise tek mülkiyet halkın ortak mülkiyetidir. Her iki ideoloji de özel mülkiyetin varlığını kabul eder. Fakat komünizmde özel mülkiyet temel tüketim malzemelerini kapsarken, sosyalist düzende özel mülkiyetin kapsamı biraz daha genişlemiştir. Fakat her iki sistemde de eşitsizlik yol açacak bireysel mülkiyet sınırlandırılmıştır. Dolayısıyla her iki sistem arasındaki dördüncü fark mülkiyet anlayışıdır. Kimi düşünürlere göre sosyalist toplumda bazı sınıfsal farklılıklar mevcuttur. Fakat bu farklılıklar sömürden kaynaklı bir sınıfsal farklılık değildir. Örneğin sosyalist düzende kol işçisi ile fikir işçisi arasında bir farklılık mevcuttur. Aynı şekilde entelektüel sınıf ile köylü ve işçi sınıfı arasında bir ayrılık söz konusudur. Oysa komünizmde toplumsal bir dönüşüm sonrası oluşturulduğu için böylesi bir sınıf ayrımı yoktur. Komünizm hem ekonomik hem de entelektüel anlamda bir sınıfın olmadığı toplumsal dönüşümü hedefler. Fakat buradaki amaç entelektüel sınıfı daha alt sınıflar arasında yok etmekten ziyade alt sınıfları entelektüel sınıf düzeyine çıkarmaktır. Dolayısıyla sınıfsal farklılıkların varlığı komünizm ve sosyalizm arasındaki 5. ayrımdır. Marx'a göre sosyalizmde herkes topluma verdiği kadar almaya hakkı vardır. Bu durum kişisel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılmış durumudur. Çünkü hak katkıya bağlanmıştır. Ona göre komünizmde bu hak ve özgürlükler genişleyecek ve ideal şekline ulaşacaktır. Kişinin hakkı ihtiyacı kadarını almasıyla gerçekleşecektir. Bu nedenle komünizmde bireysel hak ve özgürlükler emek ve toplumsal statüler tarafından sınırlandırılmayacaktır. Dolayısıyla hak kavramına yaklaşım sosyalizm ve komünizm arasındaki 6. farklılıktır.
Sosyalizmde kişi topluma kattığı emek gücü karşılığında para veya emeğin miktarını gösteren sertifika alır. Oysa komünizmde ihtiyaçlar toplumsal birikimlerden ihtiyaç oranında karşılandığı için para veya sertifikaya ihtiyaç yoktur. Çünkü ortada parayla satın almak zorunda kalabileceğiniz bir ihtiyacınız yoktur. Dolayısıyla paranın varlığı sosyalizm ve komünizm arasındaki 7. farklılıktır. Marx ve Engels'e göre sosyalist devrim ulusal bir devrim olmayacak, topyekün bir dünya devrimi şeklinde gerçekleşecektir. Çünkü sosyalizm yalnızca bir ülkede devrimi gerçekleştirirse diğer kapitalist ülkeler devrimi bastırmak için birleşebilir. Marx ve Engels'e göre kapitalist devletlerin varlığı söz konusuyken ne sosyalizm ne de komünizm gerçekleşemeyecektir. Çünkü dünya ekonomik anlamda birbirine bağlı ülkelerden oluşuyor. Bir ülkenin ihtiyacı olan ham madde bir başka ülkede üretilebiliyor. Dolayısıyla bir ülke hem komünizme geçip parayı ortadan kaldırıp hem de başka bir kapitalist ülkeden mal satın alması söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle ülkeler tek tek sosyalizme geçiş için sosyalist dönüşümler gerçekleştirebilir. Oysa komünist bir devrim ulusal değil, dünya çapında gerçekleşmesi gereken bir devrimdir. En azından Marx ve Engels'in öngörüsü bu yöndeydi. Marx ve Engels'e göre dünya kapitalizmden komünizme kesintisiz bir dünya devrimiyle geçecektir. Bu kesintisiz dünya devriminin temel aşamalarının ise şöyle olacağını öngörüyorlardı. İlk olarak siyasal devrimin kapitalist sistem içindeki zayıf halka bir ülkede başlamasını öngörüyorlardı. Bu zayıf halkanın Fransa veya Almanya olacağını, sonrasında devrimin İngiltere'ye sıçrayacağını tahmin ediyorlardı. İkinci aşamada devrim ateşinin başta metropoller olmak üzere tüm dünya kapitalizminin ulaştığı her coğrafyada başlayacağına inanıyorlardı. Üçüncü aşamada tüm dünya sosyalist bir devrimi gerçekleştirecektir. Dördüncü aşamada tüm dünyada sosyalist devletler arasında sınırların kalkacağını ve komünizmin başlayacağını öngörüyorlardı. Böylelikle kesintisiz bir dünya devrimi gerçekleşecekti. Şimdi komünizm ve sosyalizm arasındaki farkları kısaca özetleyelim. Sosyalizmin komünizmden daha eski bir ideoloji olması, sosyalizm ve komünizm arasındaki ilk farktır. İkinci farklılık, sosyalizmde sınırları belli bir devlet düzeni varken, komünizmde devlet varlığına ihtiyaç yoktur. Sosyalizmin emeğe dayalı ücret vurgusu yapması, komünizmin ise ihtiyaca dayalı paylaşım vurgusu yapması, sosyalizm ve komünizm arasındaki üçüncü farktır. Komünizmde bireysel mülkiyetin sosyalizme göre daha dar kapsamlı olması dördüncü farklılıktır. Sosyalizmde kol ve kafa işçisiyle köylü ve entelektüel çevreler arasında bir sınıf farklılığı göze çarparken, komünizmde böyle bir farklılık yok. Sosyalizmde kişinin hakkı topluma kattığı emeğin karşılığıyla ölçülürken, komünizmde ise ihtiyaçları ölçüsünde bir hakka sahiptir. Sosyalizmde paranın varlığı hala korunurken, komünizmde paraya ihtiyaç kalmayacağı ileri sürülür. Son olarak Marx'tan şu alıntıyı yaparak konuyu sonlandıralım. Sosyalizm henüz kendi temelleri üzerinde gelişmemiş komünist toplumdur. Konuyla ilgili daha geniş bilgi elde etmek için sosyalizm ve komünizm hakkında yapmış olduğum videolara göz atabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorum yazmayı ve video linkini kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın. Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak. Bilgiyle kalın, esen kalın.